Sevgili dostlar, uzun zamandır merakla beklediğiniz bir konuyla karşınızdayız. Estetik cerrahi nasıl güzelleşeceğiz? Bu plastik ameliyatlar nasıl yapılıyor? Nasıl burnumuz, karnımız, kalçamız, memeler düzeltiliyor? Onları bugün plastik cerrahinin en önde gelen isimlerinden biri olan Profesör Doktor Onur Erol'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizlere hep böyle yurt dışındaki toplantılara Onur konu olarak gidiyorsunuz ya da oturum başkanı olarak gidiyorsunuz. Onlardan nihayet vakit bulabildik, sizi konuk alabildik. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Rica ederim, ben teşekkür ederim davetiniz için. Biraz değişik bir soruyla başlamak istiyorum. Hay hay. Sizce güzel kadın nasıl biridir? Efendim, güzellik kavramı çok izafi bir konu. Yani bir zencilerdeki güzellik var, bir Avrupa, European dediğimiz kısımda var, Caucasian grupta var, sarı ırktaki güzellik anlayışı var. O bakımdan herhalde bizim gördüğümüz, bizim çevremizdeki güzellik anlayışı daha çok batıya yönelik bir güzellik anlayışı oluyor. Bu da bizde zamanla medyanın, görsel olayların uyandırdığı bir zevkle değişime uğruyor. Evet. Büyük bir değişime uğruyor. Benim çocukluğumda bazı yerlerde Kleopatra'yı gördüm. Çok kocaman, böyle şişman, eti budu yerinde güzel bir hanım olarak verirlerdi. Ama şimdi bakıyorsunuz Kleopatra kim oynuyor? İp incecik bir artist oynuyor. Evet. Ve imaj çok değişiyor. Bu imajın değişmesiyle güzellik anlayışımız da hep değişmiş oluyor. Güzel bir kadın aslında hiç hatlara bakmadan söyleyeceğim şekilde albenisi olan ve kendine güveni olan, kendi görüşünde, gülüşünde, bakışında canlılık olan hanımlardaki güzellik, yapısal güzelliğin önüne geçip çekici bir güzellik haline gelebiliyor. Tabii bunların yanında da kaşların taze bir şekilde görülmesi, alnın yapısı, burnun yapısı, çenenin yapısı, dudaklar, elmacık kemikleri, bunların tombunun uyum içinde olması güzelliği artıran olaylar olmaktadır. Evet. Peki mesela sizin bir buluşunuz var. Mesela burun yapısında tüp lokumu diye bir burun şekli yapıyorsunuz. Bir değişik ameliyat yapıyorsunuz. Evet. Peki bunu mesela Türklerin değişik bir güzellik anlayışı olduğu için mi böyle bir şey yaptınız? Yani değişik bir burun yapısı. Yoksa sizce güzel olan mı? Efendim şimdi Türk lokumu denen olayı birazcık size açayım. Hem paylaşmış olayım sayın seyircilerle. Şimdi bir yöntem geliştirmiştim. Ve bunu Avrupa Plastik Cerrahi Kongresi'nde sunuyordum. Bu sırada konuşmam bittiğinde çok ünlü bir plastik cerrah kalktı. Ben dedi, bunun dedi özetini okudum ve 4 hastamda bunu uyguladım. Turkish Delight dedi. Şimdi Turkish Delight deyince benim çok hoşuma gitti. Biliyorsunuz yurt dışında tanınmamız lazım. Evet. Ve ben buna Erol metodu demedim hiçbir zaman. Türk lokumu, yani Turkish Delight. Orada hala birçok kişi Turkish Delight olarak bunu anıyor. Aslında bu şekil meselesi değil. Burnu natürel bir şekilde yapmak için kullanılan bir yöntem. Ve bu yöntemi kullandığınızda eğer işlerimiz de rast giderse, çok şükür çoğu zaman çok büyük yüzdeyle rast gidiyor. Burun öyle bir şekli oluyor ki ameliyat olduğunu anlamıyorlar. Birçok hastam 2 sene, 3 sene sonra anlaşılıyor mesela burun ameliyatı söyleyince anlaşılıyor. Bu tabii çok hoş bir sonuç doğurduğu için bu yöntemi takdim etmek üzere birçok kongrede davetli konuşmacı olarak bunları öğretiyorum, kurslarda gösteriyorum. Böylece de Türkiye'nin de adı geçmiş oluyor, evet, Turkish Delight olarak. İyi oluyor. Son davet edildiğim o Guest of Honor, onur konu olarak davet edildiğim kursta da yine bunları takdim ettim. Güzel bir şey oluyor. Yani sonuçları da görenler böyle etkileniyorlar. Türk lokumu olarak da etkileniyorlar ve akıllarından da çıkmıyor bu. O bakımdan çok mutluyum. Orijinal bir isim. Evet, çok mutluyum.
Peki bir kişiye mesela burundan başladık, isterseniz ondan devam edin. Burun yapısını belirlerken, nasıl bir ameliyat yapacağınızı belirlerken nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi bir, kişinin isteklerinin geçerli olup olmadığını, buna hazır olup olmadığını hastadan az çok anlıyoruz daha ilk başta onu gördüğümüzde. Böyle bir arzusu olan kişinin gerçekten buna ihtiyacı olup olmadığını ilk başta gene görebiliyoruz. Ve ruhsal yapısını da az çok o muayene esnasında birazcık tartabiliyoruz. Bunlar çok önemli hususlar. Daha sonra o kişinin daha önceden resimleri dijital ortama alınıyor ve mirror dediğimiz bir sistemde kendisi hem kendisini görüyor hem ben onun üstünde çalışıyorum. Çalışırken ne araştırıyorum? Yüzüne uygun. Yüzüne uygun ne demek? Alnınla, çenesiyle, yanaklarıyla ve yüz yapısıyla uyum içinde bir burun olması lazım. Aksi takdirde güzel bir burun olsa dahi çirkin bir yüz elde ederiz. Bizim amacımız ne yapmak? Güzelliğini ortaya çıkarmak kişinin. Yani yeniden yaratma diye bir şey değil. Güzelliğini ortaya çıkarmak, arttırmak. Onun için o natürel şeyi yakaladığımızda ben hastaya gösteriyorum. Diyorum ki bu benim planım. Siz benim kafamın içindekini, bu planı görmüş oluyorsunuz. Ve çoğu zaman hasta bana zaten bunu uyguluyor. Eğer çok büyük beklentileri ve gerçekçi olmayan beklentileri olan çok nadir kişiler olursa onu da orada görmüş oluyorum. Bir bakıyorsun o güzel çalışmaya bile, aa böyle mi olacak deyip problemini ortaya koyuyor ki bizi de uyarmış oluyor. O hastaya zaten ameliyat yapmaktan kaçınıyoruz. Çok önemli bunlar. Ya psikolojisini de çok önemli. Tabii hastanın psikolojisi çok önemli. Ve mesela genç kızlarda 17 yaşı doldurmuş, erkeklerde 18 yaşını doldurmuşları tercih ediyorum ki Amerika'da falan bu yaşı düşürdüler, yani 15'e falan düşürdüler. Fakat ben gene de yüzün tam oturmasını, gelişmeyi tamamlamasını bekliyorum. Bu normlara uymuş ve ne istediğini bilen, bunu hakikaten sorunu yapıp bununla mutlu olacak bunun düzelmesine. Çünkü bir de yaparsınız gene mutlu olmaz. Öyle insanlar psikolojik, evet, sorunlar olunca. Ve bunları anladığınız zaman o hasta size sonuçtan sonra çok medyun oluyor. Ama ruhsal olarak sorun olunca hem hastaya zararlı oluyor hem de ekime zararlı oluyor. O bakımdan hastanın seçimi de çok önemli. Peki mesela size şöyle bir hasta geliyor mu? Bakıyorsunuz burnu gerçekten çok güzel, yüzünle uyumlu fakat burnunu değiştirmek istiyor. Ne i̇şte yapıyorsunuz o zaman? Problem, buna kesinlikle el sürmemek lazım. Orada bir sorun vardır. Muhakkak sorun vardır. O kişinin kendini beğenmeme, body imajına karşı çıkma olayı vardır. Orada bir ruhsal bir sorun vardır. O zaman o kişiyi uyarıyoruz. Uyarıyoruz ve ameliyatını reddediyoruz. Hatta aileye diyoruz ki eğer genç kızsa veya genç erkekse hani bir psikiyatrist tarafından görülmesine fayda var. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Bunu hekim olarak muhakkak yapmak lazım. Yani öyle hastalar geliyor ki mesela bugün geldi, çenesinden şikayetçi, çenesinde hiçbir şey yok. Yazık ona. Dokunduğunuz zaman zarar verirsiniz. Onun için gerçeği görüp hastaya hakikaten bu gerekli mi değil mi? Gereksizse bunu açıkça hastaya belirtmekte çok fayda var. Bu da aklı başında bir hastaysa hiçbir sorun olmuyor. Ama bunu çok büyük sorunlar yapıp psikoz derecesinde yapanlar olursa dediğim o psikiyatriste gönderme durumumuz oluyor. Peki Türkiye'de herhalde çok fazla şu kemerli burunlardan gözüküyor. Biraz belki ırki özelliklerden tabii, dolayı. Tabii. Böyle bir hasta, burnu oldukça kötü görünümlü bir hastanın burnunu yaptınız. Çok güzel oldu. Ondan sonra tepkisi nasıl oluyor? Ya da tepkisi, hayatında ne gibi değişiklikler oluyor? Efendim onu şimdi o kadar çok hatıram var ki bu konuda. İnsanı hakikaten mesleğine bağlı kılan olaylar bunlar. Bir genç kız diyor ki benim diyor bütün hayatım değişti. Minnet dolu size şey yapıyor. Sosyal hayatı değişiyor, okuldaki durumu değişiyor,
bir nişanlısı varsa veya evlenme durumundaysa onlar değişiyor. Ve o tepkiler size yansıdığında biliyorsunuz siz de hekimsiniz, ne olursunuz mutlu oluyorsunuz. Bizi en çok besleyen manevi tarafı bu mesleğin. O manevi taraf bizi çok ayakta tutuyor. Yani yorgunluk filan unutuluyor bizim meslekte, değil mi? Evet. Güzel şeyler yaptınız, hasta da size medyun oldu. Bunun gibi erkekler var, genç kızlar var, orta yaşlı hanımlar var. Yani bunlarda hakikaten tepki çok muhteşem oluyor. Hayatları değişiyor. Son olarak Time dergisinde mesela bir Almanya'daki hastayı aldılar. Benim hastamdı. Buraya gelip ameliyat olmuştu. O hasta o kadar güzel bunları terennüm etmiş ki hayatının tamamen değiştiğini ve mutluluk içinde coşarak hayatını sürdürdüğünü, gözlerinin içinin parladığını ifade ederek bana değil yani başkalarına anlatıyor bunu. Time'da da çıktı geçenlerde. Peki bir insanın burnunu yaptığınız zaman ne kadar sürede normal görünümlü kavuşuyor? Ne kadar sürede normal yaşama dönüyor diye? Efendim şimdi bir hafta alçısı oluyor. Sonra bir hafta bandaj oluyor şişmemesi için. Son yaptığımız tekniklerle morluklar birçok hastada olmuyor. Çok nadir hastada oluyor. Ve şişler de çok az oluyor. Sonra üçüncü haftada bir daha görüyoruz. Üçüncü haftada çok iyi duruma gelen, burun ameliyatı olmamış gibi zannedilen hastalar bile var. Yani anlaşılmayan hastalar var. Ama bazılarının şişlikleri yapısal bünyeden dolayı bir bakıyorsunuz 1,5 ay, 3 ay, 6 aya kadar bile sürenler. Nadir bereket versin bunlar. Demek ki kişi 15. günden sonra bir işte çalışıyorsa mesleğine dönebiliyor. İnsanlarla konuşabiliyor. Fakat burnun oturması, son şeklini alması, %85, %95 halini alması bir seneyi alıyor. Ve o bir senenin içini doldurmamız lazım, takip etmemiz lazım. Eğer ufak tefek minik kusurlar varsa onu bir senenin sonunda o minik kusurları düzeltiyor. Bunlar da çok nadir benim de çok şükür. %1 hastada ancak olacak şeyler. Sonra hastaları her sene takip etmek lazım. Burun 4 seneye kadar değişiyor. Bunu birçok kişi bilmiyor. Ama bunu ancak resimlerle görebiliyorsunuz. Yani kişi onu anlayamaz. Kendi bile anlayamaz. 3 aydan sonra anlayamaz. Bu ama resimlerde görüyorsunuz. Değişim var. Ve oturuyor. Her şey oturuyor. Ve son şeklini almış oluyor. Bir diğer şey de meme yapısı. Herhalde meme yapısı. O konuda da çok hasta geliyordur size. Evet. Evet. Fazla ameliyat yaptıran vardır. Sizin bildiğim kadarıyla dikişsiz meme dikleştirme operasyonunuz var. Yani buna halk arasında işsiz yöntem diyorlar. Bu siz de çok iyi bilirsiniz. Memenin bir areola dediğimiz renkli bir kısmı var, yuvarlak. Bunun çevresinde yapılan kesiler %95 hastada gözükmez. İz gözükmez. İz vardır ama yani çok dikkatli bakmanız lazımdır. İşte sırf oradan girip memeyi dikleştirme olayı olunca bu da tabii dünya literatürüne girmiş bir yöntem. Bunu hala kullanıyorum ben. Fakat her hastaya kullanılamaz yani. Çünkü çok büyük memelerde, çok büyük sarkmalarda doğru değil onları kullanmak. Orta derecede sarkmada ve derisi bozulmamış kişilerde. Bir de büyük çatlakları oluyor, elastik dokuları bozuluyor. Bunlarda da çok geçerli bir yöntem olmuyor. Ama çok sayıda yapılıyor. Hatta silikon koyarken de yine bu areolanın pembe renkli bölgenin hemen altından böyle yarım ay şeklinde kenardan kesi yapılarak memenin içine gene silikon oradan yerleştiriyor ki göze çarpan bir iz kalmasın. Çünkü bu gerçekten önemli. Hiçbir insan bir yerinde iz kalmasını arzu etmez. Kadının da bu hem çok doğal bir fonksiyon organı ama bir arada da seks organının bir parçası. Tam evet. Seks değil ama seks organının bir parçası. Evliliği var değil mi? Veya kendine baktığında bu izleri görürse rahatsız olacağı bir durum. En önemlisi de kendisi. O nedenle bu izlerin az görünen şekliyle ameliyatları yapabiliyorsak en güzeli o oluyor. Ve hasta ondan çok mutlu oluyor. Örneğin mesela benim çok eskiden hastalarım vardı. Kimisi saklar ameliyatını. Evleniyor, kocası anlamıyor.
İstemiyor. Aslında anlatsa daha iyi bence. Evet. Çünkü eşine bunu doğru dürüst söylese daha iyi ama bunu saklayanlar oluyor, anlaşılmıyor. Bu da güzel bir şey. Eşe iyi bir şey değil ama anlaşılmaması güzel bir şey. Evet, peki bu silikon insan vücudu için bir zararı var mı? Bir mani bir durum var mı? Efendim bakın, silikon benim bulunduğum üniversitede, Amerika'da, Baylor'da bulundu. Dr. Giro ve Cronin beraber geliştirdiler bunu. Ve binlerce, milyonlarca hastaya yapıldı. 1962'de. Önce köpeklerde araştırma yapıldı. Sonra hastalarda. Ta ki bundan 3-5 sene önce veya 6-7 sene önce bir model dedi ki benim silikon kanserimi sakladı, gizledi. İşte prospektüsünde de bu yazmıyor, gizleyebilir diye. Evet. Bir dava açtı. Biliyorsunuz Amerika'da bu birazcık abartılmış durumda. Yani hekimle koca firmayı batırdılar. Dow Corning diye bir firmaydı bu. Battı. Kapandı. Evet. Yani tazminat ödeyemedi. Bunun üzerine medya bununla çok uğraştı. Aman yarabbim, her Amerika'ya gidişimde her televizyonda bir tane round table yapılıyor. Bu tartışılıyor. Kimisi feminist konuşuyor, öbür taraftan başka birisi konuşuyor. Her inanışta olan değişik kişiler, suçlamalar, bilmem neler. Üniversiteler bir daha bunu araştırdılar, bir şey bulamadılar. Baktı ki Sağlık Bakanlığı Amerika'nın, medya çok uğraşıyor burayla. Bunu ben kendim de araştıracağım dedi. Hem klinik olarak hem deneysel olarak araştırdı. Ve şunu buldu ki bütün o suçlamalar yersiz. Hiçbir zararı yok. Bir tek şeyi var. Yabancı cisimlerin en iyisidir silikon. Yani vücudun kabul ettiği. Bir sertleşme olabiliyor. Fakat bu davaların, medyanın suçlamasının ve Sağlık Bakanlığı'nın, Amerika'nın bununla ilgilenmesinin bir faydası oldu. Silikonların kalitesi arttı. Çok iyi. Ve izin verilen silikonlar var. O kaliteye erişmemiş silikon orada yasak. Şimdi Avrupa'da da bu yapılıyor. Avrupa'da da bazı silikonlara ne konuluyor? Bir nevi ambargo konuluyor. Diğerlerine izin veriliyor. Öyleyse bir de faydası oldu bir bakımda. Ama şu çok gerçek ki silikon, efendim kanser yapar dediler, efendim yok immün hastalık yapar dediler. Bunların hepsi gitti. Tamamen gitti. Kısa bir ara veriyoruz. Biraz nefes alın. Ondan sonra biraz daha yavaş yavaş alt bölgelere geçelim. Tamam. Sevgili izleyiciler, bizden ayrılmıyorsunuz. Profesör Doktor Onur Erol'la estetik cerrahi enine boyuna tartışmaya devam edeceğiz. Okuyucularına hafta sonu armağanı. Cumartesi ve pazar gazeteleri. Kadından çocuk sağlığına, eğlence hayatından magazine, sinemadan tatile. Çok özel söyleşiler, son teknolojik gelişmeler, televizyon sayfaları, bulmacalar. Canlı rengarenk. Zengin içerikleriyle hafta sonu gazeteleri Cumartesi Star ve Pazar Star. Gazeteniz Star'la birlikte bedava. İyi bir hafta sonu için Star size yeter. Zile 5'ten efsanevi bir dizi. A takımı. Birbirinden cesur ve yetenekli bir grup paralı asker ve her bölümde soluk soluğa izleyeceğiniz nefes kesen maceralar. Başrolleri George Peppard, Dirk Benedict, Dwight Schultz,
ve Mr. T paylaşıyor. A Takımı her cumartesi pazar Sinemeş'te. Telsim'in sunduğu sağlık rehberi devam ediyor. Sevgili dostlar, sağlık rehberi devam ediyor. Profesör Doktor Onur Erol, ki kendisi plastik cerrahinin sadece Türkiye'de değil dünyada en önde gelen isimlerinden biri. Kendisi lütfettiler. Bugün sohbet ediyoruz kendisiyle. Estetik cerrahi enine boyuna tartışıyoruz. Bu arada izleyicilerimizin çok merak ettiği bir konu var. Bir televizyonda dizi yapıldı, Kadın isterse diye. Hülya Avşar birdenbire estetik cerrahi girdi, tepeden tırnağa değişti. Evet. Böyle bir şey mümkün mü? Efendim şimdi inanması güç ama çoğunlukla mümkün. Çoğunlukla mümkün. Çünkü öyle durumlar var ki biz bakıyorsunuz kişiye göre değişmek üzere 5 seneden 20 sene öncesine kadar gidebiliyoruz. Eğer çok böyle yıpranmış ama çok sarkmış fakat dokuları gene yeterli olan kişilerde bu yüzü toparlayabiliyoruz. Hele son senelerde geliştirdiğimiz yöntemlerle sadece germe değil fakat kontur vererek yüze kendi dokularıyla bir nevi kök hücre gibi davranıyor onlar. Tazelik veriyor cilde. Onlarla göz kapakları, kaşlar, şakak, elmacıkları derken pırıl pırıl bir yüz çıkabiliyor. Evet. Bu pırıl pırıl yüz o kişide ne yapıyor? Gözlerinde de pırıltı yapıyor. Çünkü mutlu. Şimdi bunlar gerçekten plastik cerrahinin en çok şaşırtıcı olayı. Aslında şaşırtıcı da değil artık. Birçok kişi bunları gördü. Fakat bu toplumumuzda, yaşamımızda özellikle batı grubunda ama şimdi doğuda da bu var. Wellness dediğimiz yani kendini iyi hissetme. Anti-aging biliyorsunuz. Bunu anti-aging'i şimdi wellness'e çevirdiler. Evet. Yani yaşlanmayı geciktirme. Geciktirme şeyinde. Mutluluk insanı ne yapıyor? Daha genç tutuyor. Tabii. İnsanın kendine nüfus, güvendikçe daha tabii, da. Yani nüfus yaşı değil de bir de yaşam yaşı var. Evet. Değil mi? O yaşam yaşında bir bakıyor kendisini son derece dinç ve güzel hissediyor. O güzellik ona büyük bir mutluluk veriyor. Fakat bunda da o kişinin gerçekten mutlu olmaya hazır ve kararlı olması lazım. Bu olmazsa hiç kimseyi mutlu edemiyorsunuz. Biraz magazinsel bir soru olacak ama biliyorum bu soruları sevmiyorsunuz ama evliliğini kurtarmak için gelip size estetik ameliyat olan ve de bunda başarılı olanlar var mı? Şimdi çok güzel bir soruya geldiniz. Ben zaten ona birazcık değinir gibi oldum kapalı olarak. Şimdi efendim bizim formlarımız var. Uzun senelerdir bunu kullanıyorum. Amerika'dan olan aldığımız örneklerle yaptığımız. Diyoruz ki plastik cerrahi sizin yüzünüzün şeklini düzeltebilir, güzelleştirebilir. Ama bu sizin sorunlarınızı çözmek için yeterli değildir. Size bir mutluluk verebilir ama öbür sorunlarınızın çözücüsü değildir. Şimdi bir, evliliğini kurtarmak için olanlar var. Bir, yeni boşanıp büyük bir bunalımda olarak bize koşan kişiler var. Bunlarda çok dikkatli olmamız lazım. Bu bunalım içindeki olan hastaları birazcık beklemek lazım. O bunalım içinde birazcık onlara destek verir. Gene ameliyatını reddetmeden, çünkü reddederseniz kırarsınız hastayı. Evet. Reddetmeden onlara birazcık şey yapmak lazım. Şimdi bizim broşürümüzü okuyan onu zaten onu görüyor orada. Yani bu çözüm değil. Çünkü ille güzellik değil evlilikteki şey. Hepimizin bildiği gibi. Bir bakıyorsunuz hiç güzel olmayan bir hanım kocasınla mutlu bir hayat yaşayabiliyor. Değil mi? Bunun örnekleri var. Biliyoruz. Evet. Bir bakıyorsun çok güzel bir kadın mutlu hayat yaşayamıyor kocasınla. O bakımdan sadece buna sığınmak doğru değil. Fakat eğer o kişide biz güzelliğini yaratıp kendisine güvenini tazelediğimiz ve pırıltılı bir bakışa ulaştırdığımız zaman o zaten kendiliğinden eşinle olan ilişkisini de düzeltmiş oluyor. Evet. Kendi kompleksi olduğu zaman eşine de güzel yaklaşamıyor. İşte bu yönden tamam pozitif bir şeyimiz yardımımız var. Fakat
Öbür türlü sadece efendim ben sadece giderim bunu düzeltirim her şeyi düzelirim. Bu yanlış. Evet. Peki biraz daha hazır bu tip sorulara girince bir tane daha sorayım. Erkeklerden çok gelen var mı size? Bu oran çok artıyor. Artıyor. Çok artıyor. Bizim bilgisayar sistemimiz var. Her şey orada çok güzel araştırılabiliyor. Mesela bundan 3-4 sene önce bir gene şey yapmıştık. Orada hemen yarım saat, bir saat içinde çıkarabiliyoruz onu. Grupları ayırmıştık. Burun ameliyatında erkeklerde %18 kadınlara göre. Ama diğer işlerde %7 ile 10'du. Şimdi son yaptığımız şeyde burun ameliyatında bu %22'lere çıkmış. Diğer ameliyatlarda da bu %15'lere falan ulaşmış durumda. Gittikçe demek artıyor. Ki tabii gittikçe artıyor. Çünkü erkeğin de kendine şey olması lazım. Mesela yaşlı görünen bir insan iş yerinde de hoş değil. Yorgun görünen bir insan hoş değil. Muhakkak dinç, güzel, taze gözükmesi lazım. Fakat bu da sadece ameliyatla olan bir şey değil. Biliyorsunuz fitness, spor yapması lazım. Sağlıklı beslenmesi lazım. Evet. Efendim ameliyatsız bir sürü güzellik şeyleri var. Onlardan faydalanması lazım. Bu arada onlarla çözemediği şeyler varsa erkekler ne yapıyor? Bu işlemlere de giriyor. En çok neden oluyor diyeceksiniz belki. Evet. Dediğim gibi en çok burun da bundan sonra ne geliyor? Çok 15-16 yaş grubunda sizin de çok iyi bildiğiniz bir pseudo jinekomasti oluşuyor. Evet. Meme büyüyor. Çocuk ne yapıyor? Arkadaşın yanında soyunamıyor. Plajda arkadaşları alay edebiliyor. Onlara. Değil mi? Takılabiliyorlar. Kardeşimin süt yerini getireyim falan böyle. Orada ha ha gülüyor ama o çocukta büyük yara oluyor. Şimdi bu çocuklar ailesine bu problemden soruyor. Bir de yanlış bir şey. Buradan mesaj veriyorum. Zannediyorlar ki erkekliği az. Hayır, hiç ilgisi yok bunun. Halkımıza mesaj vermek için söylüyorum. Öyle bir komplekse de katılıyorlar. Fakat bu tabii ki rahatsız edici bir şey. Demek ki burada bunun küçültülmesi lazım. Eskiden bunlar çok eskiden kesilerek çıkarılıyordu. Şimdi liposakşında küçücük bir delikten bu meme küçültülüyor. Mutlu bir hale geliyor o arkadaş. 15-16 yaşında, 17 yaşında ne zaman olduysa. Bir de başka bir grup var. 30-40 yaşlarında şişmanlıyor biraz. Erkek nereden kilo alıyor? Karın, meme, bel. Bu sefer meme de büyümüş. Meme ile birlikte karın, bel, liposakşın yaptıran epey bir insan oluyor. Tabii biz onlara çok şişmansa muhakkak spor ve diyeti öneriyoruz. Ve ondan sonra bunları yapmayı öneriyoruz. Veya aynı anda yapıp diyete de muhakkak sokmuş oluyoruz. Bir de Türk toplumunda sanıyorum en büyük problemlerden biri de kalçanın büyüklüğü. Biz biraz da toplum olarak herhalde bayanlarda biraz daha büyük Avrupa toplumuna göre. Sanıyorum o tip ameliyatlarda çok yapıyorsunuz. Bir de sanıyorum sizin kalça asma diye ayrıntısını bildiğim bir yönteminiz var. Neler yapılabiliyor kalça için? Şimdi efendim insanların yapısı genetik olarak çok değişik. Bu genetik yapıya göre özellikle kadınlarda yağ toplanmaları kalça, basen, arka uyluk, bacak araları, dıştaki o hani şey dediğimiz at şeyleri gibi, çıkıntıları gibi buraların çıkıntılı olması. Bunlarda sorun şu. Oradaki yağ hücreleri ve reseptörler aldığımız gıdalardan kalorileri yağ çevirdiği zaman burası buraya gel diyor, buraya çağırıyor, oraya gidiyor. Üst tarafı ipince bir insan orası büyüyor. Hele genç kızlarda bu erken olarak alınması lazım. Hamilelikten önce alınması lazım. Çünkü şişmanladığı zaman ne olacak? Oraları 2-3 misli büyüyecek, buralara şey olacak, zayıf kalacak, çatlaklar olacak. İşte onun için kadınlarda demek ki o bölgeleri büyük olan, yağ toplanması olan bölgeleri ama bütün o bölgeleri beraberce liposakşınla almak lazım. Küçücük bir delikten bunlar alınıyor. Tabii ameliyat sonrası fizik tedavi, silimap, LPG gibi bir sürü tedavi oluyor, spor veriliyor. Ve onlar mutlu bir hayat yaşayabiliyor. Aksi takdirde bunlar daha yaşlı devrelerde kocaman bir basen, bacaklar şişiyor, çok kötü bir pozisyona girebiliyorlar bazıları. Bir de kalçaları düşük olanlar var. Şimdi çok yaşlı değil.
böyle derisi çok pörsümüş değil de az çok dokusu olan fakat kalçası sarkmış olan kişilerle kalkıp ameliyat teknikleri var. Tamam, onları kesiyorsunuz, dikiyorsunuz ama iz var. Yazık. Evet. İzden kaçıyoruz ya. Öyleyse işte o gene kalça asma yöntemini ben geliştirdim. Böylece deliklerden kalça altında 4-5 delik açıp ondan sonra üstte de bir ayrı 2 delik açıp bunları asıyorum. Ve böylece asılınca 3 haftada bandajla tutuyorum. 3 haftadan sonra başlıyor gayet düzgün bir hale gelmeye ve bayağı da uzun süre kalıyor. Ben hatta bunu yurt dışındaki davetli olduğum panelde de verdim geçen sene. Çok güzel sonuçlar oluyor. Bazı kişilerde kalça da yetersiz oluyor. O zaman başka bölgelerinden yağ alıp onların konsantre şeklini o kalçaya bombe vermek için, hani Brezilya kalçası vardır, bombe vermek için kullanıyoruz. Böylece hem kalça kalkıyor hem de o bölgeye dokuyla bir kontur vermiş oluyoruz. Evet. Gerçi Brezilya dediniz, Brezilya'da görüyoruz biz o samba yapanların çok nefis vücutları var. Ama evet. Plastik cerrahinde gene en çok uygulandığı çok yerlerden biri. Müthiş, yani müthiş bir ilgi var Brezilya'da. Gerçekten orada çok ünlü bir plastik cerrah da dünyaya epey bir popülerize yaptı plastik estetik cerrahi Pitanguy. Evet. Yaşlandı ama hala ameliyat yapıyor, 80 küsur yaşında maşallah. Orada çok insan yetişti. Şimdi Onur Bey, biliyoruz siz estetik dışında bir de doğuştan bir takım problemleri olan insanlara evet. da yardımcı oluyorsunuz. Ve biliyorum ki onları bazen bir vakıf vasıtasıyla ücret bile almadan yaptığınız oluyor. Biraz anlatabilir misiniz? Tabii. Efendim, zaten plastik ve rekonstrüktif cerrahinin önemli bir kısmı estetiğin dışındadır. Yani estetik şimdi %20'si filandır ancak. %80'i rekonstrüktif şeylerdir. Şimdi doğuştan dudak yarıklı çocuklar oluyor. Damağı yarık çocuklar oluyor. Bunlar doğduğunda aile için büyük bir problem, büyük bir facia gibi algılananlar var. Kimisi buna kucak açıp bunu kurtarmaya çalışıyor. Bunların yaptığı aile faciaları, aileler kadın tarafı, erkek tarafı birbirine girebiliyor. Koca eşini terk edebiliyor. Bu tabii hoş bir şey değil. Halbuki destek olup beraberce o çocuğu büyütmeleri lazım. Bunların içinde ekonomik durumu bozuk olan birçok hasta oluyor. Ve işte bazı çevrelerden bu kişiler ne yapıyorlar? Büyük bir aciz içinde uğraşıyorlar. Kocası terk etmiş, işte devlet güvencesi yok, ameliyat olamıyor. Biz bunlara ne yapıyoruz? Yeteri kadar ücret verebiliyorsa onlar da istediği indirimi onlar da bir tek onlar da yapıyoruz zaten. Onu da veremiyorsa ücretsiz ameliyat yapıyoruz. Çok var bizim ücretsiz ameliyat yaptığımız. Fakat bu sefer hastane ücretini ödeyemiyorlar. İşte bu nedenle biz plastik cerrahi özürlü hastaları koruma ve plastik cerrahi geliştirme vakfı isminde bir vakıf kurduk. Bu uzun senelerdir benim ve eşimin, eşim de çocuk doktorudur benim, idealiydi. Bunu gerçekleştirdik. Neyce gerçekleştirdik? Hastane parasını vakıf ödeyebilsin diye. Tabii bu vakıfa da biz yardım bekliyoruz. Çünkü bizim ONEP olarak, grup olarak çalışıyoruz. Çok böyle ekip çalışması var. Benim yanımda eğitim görmüş hekimler orada ancak partner olarak çalışabiliyor. Ve onlar da kendi ameliyatlarını yapıyor. Mesela bizim konseyimiz var. Ayda bir yapılan. Bu konseyde bu hastalar görülüyor. Hepsine tabii ben yetişemem. Orada hastanın önünde deniyor ki işte efendim Hakan Bey, Galip Bey, kimse işte Ege Bey, Ata Bey, kim almak istiyor bu çocuğu? Ben. Tamam. O onun ücretsiz ameliyatı. Ben yapıyorum bir tanesini. Bir tanesini Ege Bey yapıyor derken herkes gönüllü olarak bunu yapıyor. Kimse gocunmuyor bundan. Mutlulukla da yardımcı oluyorlar. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. Sohbetimiz derin ama süremiz kısıtlı. Tamam. Umarım önümüzdeki aylarda yine bir fırsat bulursunuz. Özellikle soruları cevaplandıramadık bugün. Yani özellikle seyircilerimizin sorularını cevaplandırmak için tekrar bir araya geliriz. Çok teşekkür ederim. Sevgili dostlar, Sağlık Rehberi'nin sonuna geldik. Bugün estetik cerrahi Profesör Doktor Onur Erol'la tartıştık. Yarın yeni bir konu ve konukla buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. İçinizden sevgi hiçbir zaman eksik olmaz.